İsim var aramızda. Dolayısıyla Cemal Bey, Dursun Bey, bugünkü sıcak başlıklara ilişkin birkaç cümlelik yorum almak istiyorum. Bu yüzden de pay bıraktım. Hızlıca başlayalım. İyi ki yargı diyelim. Can Atala kararı Sarbaş'a diye manşetlendirildi birçok basın kurumu tarafından. Nasıl yorumlarsınız? Tabii öncelikli olarak Aydın Buharkent'ten geliyorum. 10 dakika oldu. Buharkentlilerin hepinize selamları var. Bizden güzel de buraya bir program diliyorlar. Bugün bizden de selamlar. Buharkent Demokrat Parti Belediye Başkan adayımız Fatih kardeşimizi coşkulu bir kalabalıkla Buharkentliler kucakladılar. Adaylığını bağırlarına bastılar ve ben program için geleceğimi söylediğimde de çok selam söylediler. Can Atalay ikinci baskı. Adalet bir gün herkese lazım olacak. Adaleti olmayan toplumlar çökmek ve yok olmak durumundalar. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan şahıs Türkiye'de anayasayı sürekli ihlal ediyor. Artık anayasa yok, baba olarak ben varım diyerek kendi iktidarını zorla da olsa %52'lik desteği aldım diyerek kendisini çoğunluk görüp bütün kuralları ve kurumları yerle bir ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin birinci kararı bir şekilde tartışıldı. Az önce Dursun Hocam'a da sordum. O da sağ olsun bizi de bilgilendirdi. Anayasanın 14. maddesi üzerinden bir yorum yaparak Can Atalay'ın serbest kalmayacağına Yargıtay karar verip bir de üstelik Anayasa Mahkemesi üyelerine dava açtı. Ama bu sefer Anayasa Mahkemesi hiçbir yoruma, hiçbir tevhile gerek bırakmayacak şekilde net bir ifadeyle Can Atalay'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Ama maalesef 13. Ağır Ceza Mahkemesi saraydan muhtemel ki gelen telkinle bırakmama yönünde karar aldı ve bir önceki yaptığını tekrar yaparak Yargıtay'a gönderdi. Bu hakikaten insani de değil, adil de değil, ahlaklı da değil. Neden? Can Atalay YSK'ya başvurdu. YSK dedi ki aday olabilirsin. Can Atalay Hatay'da millete gitti. Millet dedi ki vekil oldun. Can Atalay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Mazbatasını verdi. Maaşa bağlandı. Can Atalay şu an maaş alıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Sadece yemin etmedi diyorsun. Yetmedi. Can Atalay İnsan Hakları Komisyonu'na aday gösterildi. Meclisteki bütün partilerin oylarıyla, el kaldırmalarıyla AKP, MHP, CHP, Demokrat Parti, İyi Parti, HDP, bütün partilerin oylarıyla Can Atalay İnsan Hakları Komisyonu üyesi seçildi. Ama maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere Can Atalay'a sahip çıkılmadı. Can Atalay hala hapiste yatıyor. Anayasayı sürekli delmeye alışmış olan bu Cumhurbaşkanı'na Can Atalay üzerinden tavsiyem şu. Muhtemeldir ki seçimden sonra anayasa değişikliği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceksin. Derim ki Recep abi hiç boşuna gelme. Sen mevcut anayasaya uymuyorsun ki yeni anayasaya zaten uymayacak.